Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Evet, insanlar bir aile hayatında gözlerini dünyaya açarlar ve büyüdükleri durumda da bir aile hayatı kurmaya genellikle muvaffak olurlar ve aile hayatı içerisinde yaşayıp imtihanlarını Allah'a yönelik vermeye çalışırlar. Aile hayatı malum toplumun en küçük bir ögesi olarak sosyal hayatın üzerine bina edildiği dinamiktir. O ne kadar sağlam olursa toplumda o kadar sağlam olur diyoruz ama giderek aile hayatı çöküyor. Evlenme yaşı çok ileri yaşlara doğru kayıyor. Evlenmek istemeyenler, hele dul kadınlardan gittikçe çoğalıyor. Aile hayatları da nice insanların evli ama dul gibi geçiren nice hanımlar veya aile bireyleri, babalı, anneli, ana, öksüz, yetim gibi konumda nice insanlar söz konusu. Böyle olmayan ailelerde de genellikle kişiler bireyselleşti. Aynı evi paylaştıkları halde aynı inancı, aynı hayat görüşünü paylaşmadıkları için ayrı dünyanın insanları gibi oldular. Bir huzur yuvası, bir eğitim ocağı, bir sıcak atmosfer olması gereken evlerimiz birer otele, birer lokantaya, birer kahvehaneye, birer gazinoya, birer sinema salonuna giderek benzedi. Evet, aileler gerçekten eski insanların örf adet üzere bile birleşmesi, yakınlaşması, sıcaklığını duyamıyor. Değil ki tevhidi bir esas üzere bina edilmiş bir ibadethane sıcaklığını koruyan yuvalar olmuş olsun. Evet. Batılılaşmanın eziyetlerinden, çilelerinden, zulümlerinden biri de aile hayatında gözüküyor. Evet, insanlar dünyanın öbür ucundaki kişilerle rahat iletişime geçerken diğer odadaki aile bireylerini ihmal ediyorlar. Neredeyse karı koca mutfakla salon arasında veya çocuk odasındaki çocukla anne baba arasında mesajlaşma, telefonlaşma veya bilgisayar tuşları ile iletişim olacak. O denli koptu insanlar birbirlerinden. Evet. Eskiden belki imkansızlığın da getirdiği özellikle oturma odası her türlü oda idi. Yani hem yemek odasıydı, hem hatta yatak odasıydı, misafir odasıydı ve aile bireyleri devamlı aynı odada kalıyorlardı ve bunun getirdiği bir sıcaklık, bir iletişim, bir yardımlaşma, bir saygı, sevgi özellikleri söz konusuydu. Şimdi herkes kendi kulübesine, kendi odasına çekildi. Aslında kendi dünyasına çekilmiş oldu. Aile hayatı çok yönlü konuları içeren, aile ahlakı da çok yönlü özellikleri barındıran bir alan. İnşallah ben aile hayatımızdaki olması gerekirken olmayan, giderek bozulan, dejenereye uğrayan yönlerini ahlaki çerçeveler içerisinde anlatmaya çalışacağım. Evet. Estağfirullah. Ve evhayna ila Musa ve akihi en tebevva li kavmikuma bi Misra buyuten ve ec'alû buyutekum kıble.
ve akimus salah ve beşşiril mü'minin. Sadakallahu lazim. Biz Musa'ya ve kardeşine vahyettik ki Mısır'da evler edinin, evlerinizi de kıblegah olarak kıbleler edinin. Ve namazlarınızı dosdoğru ikame edin, müminleri de müjdele diye vahyettik diyor. Dolayısıyla İslam'ın devlet olarak yaşanmadığı, Firavunların hakimiyetinde yaşanılan yerlerde evlere dikkat çekiliyor. Evlerin sosyal bir yapı üzere dönüşmesi, güzelleşmesi isteniyor. Ve evlerin ibadethane olması, kıblegah olması, oralarda Allah'a kulluk yapılması emrediliyor. Bu müminlerin müjdelenmesi için olması gereken özellik. Hatırlayalım, İslam'ın devlet olarak yaşanmadığı, yaşanamadığı Mekke döneminde de müminler evleri mesken tuttular, evi mescit haline getirdiler. Hayatın merkezi olarak evi kullandılar. Malum Erkam bin Erkam'ın evi idi bu. Darul Erkam dediğimiz yer. İllegal bir yapıya sahipti. Yani kimse oranın ev dışında cemaat evi olarak kullanıldığını bilmiyordu. Ve içindeki faaliyetleri hala biz bile yeterince bilmiyoruz. O kadar gizli tutulmuştu. Evet. Ama orası sadece bir ailenin evi olmaktan çıkmış, ümmetin evi olarak faaliyet alanına girmişti. Bugün de evlerimizi yer yer ümmete açmak, cemaat evleri haline getirmek, oraları birer dernek, birer vakıf, birer İslami çalışmalar yapılan, dersler icra edilen yerler haline dönüştürmek, nebevi usulün aslında vazgeçmememiz gereken esaslarındandır. Derneklerimiz birer vakadır, ihtiyaç karşılar. Ama dernekler ev çalışmalarına alternatif değildir. Hatta ev çalışmalarına insan hazırlanılacağı bir altyapı oluşturmak için belirli bir yeni başlayan insanların buluşma yeri kabul edilebilir. Evet. Her ne kadar bugün dernekler ve vakıflar üzerinde birer risk taşıma gibi problemler pek yoksa da evin sıcaklığını bir dernek barındırmaz, oluşturmaz. Evet, evdeki samimiyeti siz dernekte oluşturamazsınız. Mekanların kendine has özellikleri vardır. Bir Mescid-i Haram'da duyduğunuz duyguları bir sinema salonunda duyamazsınız. Mekanların kendine has özellikleri vardır. İşte evdeki hava ile dernek havası da biraz böyledir. Dernek biraz batı tarzı sandalyelerle, masalarla kaplanan, herkesin rahat gelebileceği, girebileceği, kimseye niye geldin diye hesap sorulamayacağı, biraz da resmiyete açık, biraz da kargaşaya, tartışmaya açık yerlerdir. Ama evler ancak ev sahibinin çağırdığı, onun müsaadesiyle girilen ve daha sıcak atmosferde oturulan, kalkılan ve daha samimi konuların gündeme getirilebildiği daha bize has mekanlardır. Ve burada müminlerin batı tarzı bir anlayıştan sıyrılıp eve bu kadar misafir mi gelir yaklaşımından çıkıp evleri genleştirmek, bereketlendirmek gibi usule riayet etmeleri gerekir. Hanımlar, efendim 10 kişiye, 20 kişiye nasıl çay yapacağım endişesine kapılmamalı.
efendim koltuklar biraz odada iğreti durduklarını bilmeliler. Yani bir misafir odasına, salona konulan 5-6 tane koltuk evi işgal ediyor. Cemaatle 3-5 kişinin namaz kılacağı bir mekan bile kalmıyor ortada. Yani gezinecek yer yok. Hanımlar için de aman koltuklar kirlenir, çay mı dökülür, herhangi bir leke mi olur, hele çocuklu bir misafir gelirse canları orada. Yani koltuk mu insana hizmet edecek, insan mı koltuğa hizmet edecek tartışılıyor. Yani evin işlerini kolaylaştıracağına koltuklar aslında zorlaştırıyor. Evet. Ve kıbleyi, şeyi de koltuklar kıble gibi televizyona doğru ayarlanmış vaziyette. Evin kıblesini televizyonlar gösteriyor. O da farklı bir kıble tabii. Evet. Dolayısıyla evlerimizin döşenmesi de aslında bizi yönlendirir. Biz onları yönlendirirken giderek onlar bizi yönlendirmeye çalışır. Araçlar insanı kumanda ettiği zaman aslında bu toplumsal kıyamet, toplumsal kaos demek. Hani insanoğlu hep korkuyor, robotlar bizi yönetmeye kalkarsa diye. İşte eşyanın, arabanın, paranın insanı yönettiği durumlar. Yer yer günümüzde bundan şikayet ediyoruz. İşte koltuklar da bizi yönetiyor. Nasıl oturacağımıza koltuk karar veriyor. Dediğim gibi oturamazsın koltukta. Yumuşak yer uykunu da getirir. Çok da rahat edemezsin aslında. Ve dediğim gibi batıdan işgal güçleri gibi televizyonuyla, bilgisayarı, internetiyle evde hiç ne işe yaradığını bilmediğim o vitrin denilen şeyle dükkanlarda olur. O da eskiden dükkanlarda bile olmazdı vitrin. Bedesten denirdi. Sadece o konuyla ilgili alışveriş yapacak insanlar oraya girer. İnsanların gözünden uzak, kapalı bir çarşı olurdu. Özenmesin insanlar. Meyveler, sebzeler bile ne yapılmıyordu? Teşhir edilmiyordu. Şimdi teşhir edilmeyen bir şey kalmadı. İnsan kendini bile teşhir etmeye kalmadı. Ve kese kağıdı diye bir şey vardı ve onun içine konulurdu yiyecekler, içecekler. Yani içinde ne var gözükmezdi dışarıda. Evet. Şimdi batılılaştık iyice ve batmaya kalktık. Batının hakkı batmak, doğunun hakkı doğmak. Ve evlerimizde de aslında işte biz değil eşyaların, batı tarzı yaşayışın ve batı tarzı yetiştirilen çocuklarımızın feci manzarasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Evlerimiz isim olarak değil, içerik olarak huzur evi olmalıydı. Mutluluk yuvası, akülerimizi dolduracağımız yerler, gidip rahatlayacağımız, her şeyiyle dinleneceğimiz, aynı zamanda dinleneceğimiz yerler olmalıydı. Ama suratlar asık, herkes kendi halinde, efendim tartışmaların bolca olduğu, dayanışmanın, sevginin, saygının çok az bulunduğu, evlatla anne-baba ilişkisinin giderek agresif hale dönüştüğü durumlardan o noktaya geldik ki sık sık haberlerde karısını kesti,
yok, anasını doğradı vesaire gibi artık cinayetin de en çirkincesinin işlendiği, yakın akrabalar arasında bile güvenin kalmadığı durumlar oluşmaya başladı. Cinsel sapmalardan bahsetmek istemiyorum. Onlar apayrı bir şey. En olmayacak insanların birbirlerine karşı düşünülmemesi gereken şeylerin ortaya çıkarıldığı, dinden, hayadan, iffetten uzaklaşmanın durumları. Müslümanlar evlerindeki hayatla aslında kendilerinin ne kadar davada, dinde samimi olduklarını gösterecek bir yaşayışa sahip olmalıydılar. Yani bir kimsenin ben dava adamıyım veya İslami çalışmalar yapıyorum diye hal diliyle de olsa söylemesi onun eviyle ispat edilmediği müddetçe bir anlam taşımaz. Yani ne kadar Müslümanız, ne kadar İslam'ı hakim kılmak istiyoruz, evimizdeki yaşayışımızdan ortaya çıkar bunlar. Evet. Evinde İslam'ı hakim kılamayan, evine şeriatı getiremeyen, toplumda İslam'ı hiç hakim kılamaz. Sokaklara, devlete şeriatı hiç getiremez. Hiç kendini kandırmaz. Evimize kimse karışmıyor ya da karışamıyor. Bir özgür alanımız, evlerimiz kaldı. Dolayısıyla bir bahanemiz, bir mazeretimiz yok ev konusunda. Ve unutmayalım, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, kafirlerin ta kendileri veya tağut. İyi de Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerin adresi sadece Ankara değil. Evimizde de Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyorsak, o ayet bizi de içerir. Allah'ın verdiği yetki kadar yetkiyi kullanmak, eşimize karşı, çocuklarımıza karşı. Orası da küçük bir devlettir. Aile reisi bir devlet başkanıdır. Devlet idare etmekten kolay değildir aileyi yönetmek aslında. Devletler o kadar kolay yıkılmazlar. Aileler çok daha kolay yıkılıyor. Kolay olmadığı için demek ki yönetim. Evet, oralarda da İslam'ın hakimiyeti çok daha önemli ve Müslümanlar bu imtihanla imtihan oluyorlar. Evet. Ailede mutlu olmak ve bunu hayat boyu sürdürebilmek için eşler ve çocuklar evvela Kur'an'ı iyi bilmeliler. Kur'an bizim hayatımızı güzelleştirmek üzere, ahiretimizi de ebedi güzelleştirmek üzere inzal olmuş bir kitap. Ve burada Kur'an bize sorumluluklarımızı hep hatırlatır. Sorumluluk bilinci verir. Görevler dağıtır. İşte ailede her insanın diğer şahıslara karşı görevlerini kişiler benimsediği müddetçe bu huzura, mutluluğa varılır. Bugün insanlar görev bilincini çok ihmal ediyorlar, ettiler. Özgürlük, hak kavramları öne çıktı. Herkes kendi hakkını arıyor. Özgürlüğünün peşinde. Demiyor ki benim görevim ne? Karşımdakinin benden alacağı hakkı ne? Benim sorumluluğum ne? Bana şunu yaptı, bana bunu yaptı. Sen ona ne yaptın? O yok. O bana şunu yapmıyor. Sen ona ne yapıyorsun, ne yapmıyorsun?
benim hakkım, peki senin görevin, bunları ortaya koymadan adaletli bir şekilde karşılıklı ilişkilerin düzelmesi mümkün olmaz. Evet, ailede tevhidi değerlere önem verilmiyor. Allah'a kulluk üzere haklar ve sorumluluklar paylaştırılmıyor. Dolayısıyla kişiler babalarından, atalarından gördükleri bir aile sistemini devam ettiriyorlar. Babası annesini dövdüyse o da karısını dövmek durumunda. Babası annesini hizmetçi gibi görüyorsa evlenen birey de karısını hizmetçi gibi görüyor. Ya da kadın kendi annesinin babasına devamlı itiraz ettiğini, tartıştığını görüyorsa o da o şekilde davranıyor. Ve kimi zaman inadına giden, kimi zaman diyalogsuzluktan oluşan problemler. Evet. Şuurlu Müslümanlar ailesiyle evvela iyi geçinen, bunu rahatlıkla başaran, beceren insanlardır. Bir erkek hanımından özür dilemeli bir hata yaptığında, teşekkür etmeli, yemekten sonra bir eline sağlık demeli. Bunlar bir erkek için bir zül değil, bir gerekli bir vazifedir, vecibedir. Senin hizmetini yapan bir eşine karşı bir minnetini ifade etmezsen o zaman nankör olmaz mısın? İnsanoğlu acayiptir böyle nankörlükte. İnnel insane lekefur diyor Kur'an. İnsan ne de nankör biridir. Evet. Söz gelimi köylerde köpekler çokça hizmet eder insanlara. Sabaha kadar uyumaz, bekçilik yaparlar. Ama köpekler hiç hoş görülmez, hor görülür. Yer yer tekmelerle filan cevap verilir. Evet. Gelinler, hanımlar insanlara ciddi manada hizmet eder. Ama gerekli değeri vermez insanlar. Yani nankör bir yapımız var nedense. Söz gelimi anneler, elleri öpülesi annelerimiz. Delikanlı biraz büyüdüğü zaman o kendisine pervane olan, her türlü hizmetini yapan annesine hakaretler eder, bağırır, çağırır, yönetir, yönlendirir. Bir dövmediği kalır. Baskılar vesaireler. Evet. Karı koca konusu da böyle. Yani erkek evin yöneticisi olabilir. Yöneticisi olması demek, onun daha üstün, daha faziletli olması demek değildir ki. Üstünlük takvadadır, ilimdedir, cihattadır. Allah'ın razı olacağı bir kul olmakta, kulluk yapmaktadır. Allah'a kim daha fazla itaat ediyorsa Allah nazarında o daha üstündür. Ve hiçbir zaman cinsiyetle alakalı bir üstünlük söz konusu değildir. Yani kadın kadın olduğu için fazilet yönüyle ikinci planda, erkek erkek olduğu için fazilet olarak birinci planda filan değildir. Bir elmanın iki yarısı gibiyiz. Evet. Ve Kur'an eşitlikten bahsetmiyor, birbirlerinin eksiklerini tamamlamaktan bahsediyor. Yani iki ayrı cins eşit olur mu? Elma ile armut nasıl eşit olmazsa, ama hukuk nazarında, sevap günah ölçülerinde insan olarak eşitiz tabii. Hanım ne tür günah işlerse bizim için de aynı şeyler günahtır. Bizim için ne tür şeyler günahsa hanımlarımız için de.
Faziletler, sevaplar da aynıdır. Hukuk açısından da biri ne tür suç işledi, cezası neyse, ötekinin cezası da odur. Kur'an diyor ki, هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسُ لَهُنْ Siz onlar için elbisesiniz, hanımlarınız da sizin için bir elbise. Tersinden okursak bu ayeti, tersinden derken, anlamı tersinden de tasih edersek, hanımlarınız olmazsa siz çıplaksınız. Yani ayıplısınız, eksiksiniz, kusurlusunuz. Siz olmazsanız da onlar aynı durumda. Birbirinizi tamamlayacaksınız. Bizim zafiyetlerimiz hanımlarımızla tamamlanır. Onların eksikleri kocaları tarafından tamamlanır. Dolayısıyla evli olmayan bir erkek veya evli olmayan bir bayan eksiktir, yarımdır. İhtiyaçlarını kendi kendine tümüyle karşılayamaz. Her türlü ihtiyaç. İşte aile hayatıdır birbirleriyle insanın tamamlandığı, eksiklerinin giderildiği. Ve hanımlarımız hizmetçi değildir dedim. Söz gelimi bizim babamıza, anamıza bakmak zorunda değildir hanımlarımız. Anamıza, babamıza biz bakacağız erkekler olarak. Onlar isterlerse lütfen yardımcı olurlar. Tabii biz onun anasına, babasına saygılı davranmazsak, hanımlarımız bizim anamıza, babamıza ne kadar saygılı davranırlar? Akrabalar birbirlerinin de akrabalarıdır. Birinin annesi, ötekinin de annesi yerindedir. Hatta boşandığı zaman veya eşlerden karısı öldüğü zaman kaynanasıyla artık hayat boyu nedir? Mahremiyet devam eder. Hala annesi hükmündedir. Onun kızını boşamış olsa bile insan. Yani evlilik süresince de değil. Evet. Tabii baldızlar öyle değildir. Yani hanım ölünce mümkün ki bir kimse dul veya bekar baldızıyla evlenebilir. Ama kaynanasıyla kimse, karısı ölse de evlenemez. O annedir. Dolayısıyla eşlerimizin anneleri, babaları her iki taraf içinde böyle bir hukuka sahiptir. Tabii kızlar da kayınpederleriyle kızları ölse bile evlenemezler. O da onların babalarıdır. Fakat ne yoktur? Yani bir erkek muhtaçsa kaynanasına bakar, başka bakacak kimse yoksa. Ama kendi annesine, babasına kendisi bakmak zorundadır. Hanımı değil. Hanımlarımız işte bu tür görevleri lütfen yaparlar, yaparlarsa yaptıkları zaman kıymetini bilmek, takdir etmek, teşekkür etmek, yapmazsa mecbur tutamayacağımızı idrak etmek durumundayız. Onlar, hanımların en önemli görevleri, hanım kardeşlerimiz de var, beni mazur görsünler, dinde çekinme yoktur, kocalarını tatmin etmektir. Başka görevler birinci derecede görev değil. Erkeklerin ise daha çok görevleri vardır. Evet. Hanımlar için temel olan budur. İkinci olarak da çocuklarını yetiştirmek, onları eğitmek, annelik yapmak. Öyle yapınca cennet ayakları altına serilecektir. Babanın ayağının altına cennet serilmez ama annelerin altına serilir.
toplumsal işlevler yönüyle kadın bir adım geridedir erkekten, sosyal hayat yönüyle. Ama ne zaman anne olursa kadın, o zaman babadan 3 adım öndedir. Annenin hakkı 3, babanın hakkı ancak 1'dir. Ama anne demek çocuk doğuran demek değildir. Çocuk yetiştiren demektir. Ve anne babaya ihsanla davranmak, Kur'an'da ahlaki bir öğüt gibi değil, tevhidi bir emir gibi vurgulanır. Estağfirullah. Emera en la ta'budu illa iyyah ve bil valideyni ihsana. Allah emretti ki ancak kendisine kulluk yapın ve ana babaya ihsanla davranın. Ana babaya ihsanla davranmak, saymak, sevmek fıtri bir özellik değildir. Fıtratta olmadığı için Allah emreder. Mesela hiçbir ayette çocuklarınızı sevin, güzel davranın denmez. Anneye babaya güzellikle davranın diyen Kur'an, çocuklarınızı sevin, onlara güzel davranın demez. Çünkü hayvanlar da, kafirler de çocuklarını severler, güzel davranırlar. Fıtratta var bu. O yüzden tekrar emredilme ihtiyacı duyulmamış. Su içmek kadar, efendim, zevk alarak yapılan şeydir evlatları sevmek. Adem Aleyhisselam'ın ve Havva'nın anası babası yoktu. O yüzden fıtratta anne babaya karşı saygı, sevgi yazılmış değil. Onlarda da olması lazımdı eğer fıtratta olsaydı. O yüzden kafirler ve hayvanlar ana babasına ihsanla davranmazlar. Ancak Müslümanlar anneye babaya ihsanla davranır. Fıtratta yok çünkü, ama kafirler de hayvanlar da yavrularını severler, bakarlar. Bir canavar bile yavrusuna nasıl ilgi gösterir? Onun için hayatını feda edebilir. Ama ana babaya karşı ancak Müslümanlar ihsan içerisinde bulunurlar. Ve bu tevhidi bir emir gibidir. Allah'a kulluktan sonra ana babaya ihsan emredilmiştir. Önemli bir ayrıntı gibidir. Kur'an'da hiçbir ayette ana babaya itaat edin denilmez. Ana babaya itaati emreden bir ayet yok. Tersine size şirk koşmayı emrederlerse onlara itaat etmeyin diye ayet var. Ama ihsanla davranmak 10 civarındaki ayette ısrarla emredilir. Hatta öf bile dememeyi ayrıntı gibi görsek de Kur'an emreder. Öf demeyin. Yani öf demeyi yasaklar. Kafir bir çocuktan örnek verir. Ana babasına öf dediği için. Şimdi ayrıntı niye önemli? Bakın ahlak konusunda Kur'an öyle hassastır ki ahlakı zaten tevhidin olmazsa olmaz bir uzantısı olarak ele alır Kur'an. Bu ihsan konusu da öyledir. Söz gelimi annemiz veya babamız bizden bir bardak su istemiş olsun. Biz de yorgun argın gelmişiz veya biraz keyif çatmak, dinlenmek, istirahat etmek istiyoruz. Babamız, annemiz de henüz vücut itibariyle sağlıklılar. Öyle olduğunu düşünelim. Kendisi kalkıp getiremiyor sanki suyu da. Bir uzandım hemen benden su istiyor filan diye
cevap verdi bir evlat nasıl böyle yaptıysa. Sonra ne yapalım, yine babadır, annedir dedi. Kapıyı sert bir şekilde kapatarak mutfağa geçti. Bir bardak su aldı. Masanın üzerine tak diye sanki babasının, anasının kafasına vurur gibi masaya suyu koydu. Şimdi itaat etti mi evlat? Su getir denildi, itaat etti. Suyu getirdi. Ama ihsanla davrandı mı? İhsan güzellik sergilemek demektir. Bir şeyi en güzel yapmak demektir. İkinci anlamı da iyilik yapmaktır. Tabii Allah'a karşı ihsan da Allah'ı görür gibi ibadet etmektir. Güzellik, ibadetin de en güzelini sergilemek. Huşu ile, gönülle yapmak. Evet. Böyle bir su getiren evlat itaat etse bile ihsanla davranmış olmaz. İşte Allah bize itaati değil ihsanı emrediyor. O suyu nasıl getireceksiniz? Peki anneciğim, peki babacığım, hemen getiriyorum. Efendim annenin babanın ılık mı, soğuk mu, işte nasıl içeceğini biliyorsunuz. Ayağına getiriyorsunuz. Bununla mümkün ki Allah'ın rızasını kazanacak bir adım attığınızı hesaba katıyorsunuz. Söz gelimi itaat emredilmez ama ihsan emredilir. Baba dedi ki oğluna, git evladım bana falan yerden bir rakı getir, şarap getir. Babanın içkici olduğunu düşünelim. Hamdolsun çoğumuzun böyle içkici filan babası yok. Olanlar da bir imtihan olarak değerlendirecek. Peki Kur'an itaat edin deseydi ne yapacaktık? İtaat edin deseydi itaat edecektik. Gidip içki alacaktık. Halbuki Kur'an ve sünnetin temel ölçüsü La ta'ate fi ma'siyetillah. Allah'a isyan konusunda kimseye itaat yoktur. Yaratıcıya isyan konusunda mahluka itaat yoktur. O zaman ne yapacağız? Yine ihsanla. Baba zıkkımlanacak şey mi arıyorsun? Daha kocaman adam oldun, hala içki içiyorsun. Ayıp, utan, utan mı diyeceğiz? Babacığım, Allah bana yasaklamasaydı içki de getirirdim. Efendim, sana her türlü hizmet yapardım. Ama ben bunu yapamam. Bir harama yardım edemem. Kur'an yasaklıyor. Ama içkiden daha pahalı ne istersen hemen koşayım, gideyim, getireyim. Başka bir şey iste benden. Onu yerine getireyim. Ya da işte daha başka sana ne yapabileceksem, para lazımsa para vereyim. Ama içkiyi getiremem. Bunu kırmadan, gönül alacak tarzda söylememiz gerekiyor. Çünkü ihsanla davranacağız. İçkici babaya da, kafir bir babaya da ihsanla davranacağız. İtaat ayrı. Hazreti İbrahim bu konuda örnektir. Çok net olarak baba şirk koşma diye mesajını verir. Net bir tebliğini yapar babasına karşı. Ama her cümlesinin başında babacığım der. Ya ebeti. Bugünkü gençlik sanki iftihar ediyor. Benim kafir babam var ya diyor, geçen birisi gelmiş, babasından bahsediyor. Cümlesinin başında benim gavur babam. Bir gavuracaksın, gavur dedi ya, bir gelip bir vuracaksın bu adamı. Gavuru öyle anlayacaksın. Ya gavur bile olsa, tamam tekfir ettin filan. Yani babanın sıfatı gibi
gavur baba demek ne kadar bir insanın ağzına yakışır. Yani onun Müslümanlaşması, İslamlaşması için gece gündüz planlar yapıp uygulamaya geçireceğin yerden sanki mesut oluyorsun, memnun oluyorsun babanın inançsızlığından dolayı. Veya öyle de değil babası, kendisi kendine ters görüş sahiplerine kafir demekle kendini görevli sayıyor. Mümkün ki ondan yapıyor. Bu ihsan bilinci değildir. Bu ihsan bilinci değildir. Evet, ailede baba, anne konusuna girmiş olduk. Karı koca arasındaki durumlar, evlatla arasındaki, aralarımızdaki durumlar hepsi bir sistem üzere, bir ahlaki güzellikler üzere olmalı. Birbirimize değer vermek durumundayız karı kocalar olarak. Diyaloglarımız çok net, sade, sağlıklı bir iletişim içerisinde olmalı. İnanın adımız hocaya çıktığı için nice aile problemlerine veya boşanmalara, boşanma öncesindeki hususlara yer yer şahit oluyoruz. Nice ailenin sırları bize de geliyor. İnşallah onlar bizimle mezara gidecektir. Evet. Ama çoğu problemler diyalogsuzluk yüzünden, iletişimsizlik yüzünden oluyor. Aynı evi, aynı odayı paylaşan karı koca birbirleriyle konuşamıyor. Birbirlerinin ne dediğini anlamıyor. Birisi bir şey söyleyince o ona cevap hazırlıyor. Söylediğini bile anlamamış. Öteki kızgınlıktan anlatamamış. O ben öyle demek istemediydim. Öteki ben öyle anladıydım. Ben sana şöyle dediydim, yok demediydim. Ben aslında onu kastettiydim. Araya giriyorsunuz da, ha bak o şunu demiş, bu bunu demiş. Yani telefonculuk oynar gibi aktarıyorsunuz, rivayet ediyorsunuz. Niye böyle oluyor insanlar? Kavga etmekten, tartışmaktan rahat birbirlerini dinlemiyor. Tartışırken bilirsiniz, karşınızdaki dinlemez, ona vereceğiniz cevabı zihninizde kurgularsınız. Zaten o da ne dediğini tam bilmez, bağırıp çağırır. Adam kızar, karısını boşar. Bizde öyledir. Bir başkasına kızar, şartım şart olsun, işte vesaire der. Anadolu'da şart karı boşamayla alakalıdır. Ya da küçük bir tartışmada 3'ten 9'a der, 3 talakla der. Ondan sonra da ya hocam ben canım sıkıldıydı, efendim sinirliydim, ne dediğimi bilmiyordum, ne olacak? Evet. Tabii İslam aslında bugünkü fıkıh kitaplarında standarda bağlanan bu durumu Kur'an ve sünnet çerçevesinde insanın böyle aceleciliğine, sinirle, kızgınlıkla nasılsa ağzından çıkacak bir söze koca bir aileyi yıkma gibi eyleme götürtmemiştir. Kur'an'da ve sünnette talak 3 olarak vurgulanır. Yani bir defa boşar kimse, Allah aileye o kadar önem verdi ki bu bir defa anlaşmayı bozmak, artık birbirimize karı koca değiliz demek bir ne veriyor insana? Tümüyle bu sözünü, sözünden cayılmayacak, pişman olunmayacak bir söz olarak değerlendirilmiyor. En az bir 3 ay geçsin diyor din, bir boşanma için. Evet.
bir defa boşanacak, bir ay geçecek, karısı kendini affettirecek, adam karı boşamanın zorluğunu anlayacak, bir daha evliliğin problemlerini falan görecek. Hele bugünkü devirde eşyanın yarısının hanıma gittiğini, acısını çekecek. Çocuklar oralarda ne olacak o değerlendirilecek. Akrabalar devreye girecek. Deli misin sen, ne yapıyorsun filan diyecekler. Ondan sonra iki talakla yuva devam edecek. Bir talak daha olmuş olsa yine bir talakla devam edecek. Evet. Yani gör ki Kur'an ve sünnet böyle der. Fıkıh mezheplerimiz biraz farklı der. Evet. Ailede ahlakın güzelleşmesi ve saadetin kökleşmesi bütün aile bireylerine ulaşması için 5S formülü vardır. Saadet, mutluluk yani 5S ile gerçekleşir denir. Birisi sevgidir. Sevgi olmadan ailede huzur, mutluluk olmaz. Bir, din kardeşimiz diye seveceğiz. İki, bir akrabalık oluştu diye seveceğiz. Üç, eşimiz diye seveceğiz. Dört, onunla bir sürü ortak hatıralarımız vardır. Beş, çocuklarımızın annesi veya babasıdır. Ve benzeri. Ve bir huyunu sevmezsek, başka seveceğimiz huyları vardır. Yine seveceğiz. Yani hayat arkadaşımız diye seveceğiz. Sevmek istiyorsak, eşlerimizde seveceğimiz çokça yönler buluruz. Ama sevmek taraftarı değilsek, gözümüz başka yerdeyse, hanım ne yaparsa yapsın kendisini sevdiremez. Sevgi biraz insanın kendisindedir. Sevilenden ziyade. Hani sendeki güzellik 10 para etmez, bendeki aşk olmasa diyor ya şair. Sevgi gözüyle bakarsak eşlerimiz gerçekten sevgiye layık insanlardır. Tabii onlar da kocalarına bu gözle bakmaları gerekir. Allah da bu sevgiyi vermiş. Bu sevgiyi bir ayet olarak vurgulamış. İki yabancı insan birbirlerini öyle seviyor ki artık onlar en yakın insana dönüşüyor. İki kişi bir kişi oluyor. Hatta birbirlerini seven aileler birbirlerinin ahlakına benzerler. Yedikleri şeyler bile zevk alarak, severek yedikleri yiyecekler bile aynı olur giderek. Aynı şeyler düşünürler. Yani iki bedende bir vücut gibi, bir insan gibi olurlar. Bütünleşirler. Bu ilahi bir şeydir, nimettir, bir lütuftur. Efendim, sevgi yetmez. Aynı zamanda saygı da olması lazım. Kocalar kendilerine, eşlerinin saygı duymasını istiyorsa, karılarına saygı duymak zorundalar. Onların kişiliğine, insani özelliklerine, cinsiyetlerine vesaire. Biz de hanımlar, tekrar edeyim, saygı duyulacak insanlar değildir. Hizmetçi gibidirler. Yani saygılı ifadeler hanımlara çok görülür. Ama kendilerine saygı duyulmasını isterler. Bu yanlış bir şey. Tabii hanımın erkeğe göstereceği saygıyla kocanın yani hanımına göstereceği saygı aynı olmaz. Mümkün birisi ceketini tutar, ayakkabılarını şey yapar, düzeltir vesaire.
Sen de hanımının illa pardesüsünü, çarşafını tutman gerekmiyor. Ama farklı saygılarımız, saygı unsurlarımız olmalı. Kişiliğini rencide etmemeliyiz. Evet. Söz gelimi teşekkür edebilmeli, özür dileyebilmeli. Hatalarımızı görünce efendim ona göre alttan alabilmeliyiz. Ve benzeri. İlgi duymak sevginin, saygının da bir işaretidir. Hanım bir şeyler anlatır, adam ha tamam tabii. Sonra sen niye şunu ben anlattım ya der hanım. Adam sanki dinliyordur. Dinlemiyor. Bilgisayardan, telefondan gözünü alıyor. Yani konuşsun hanım ne anlatırsa. Kimilerimiz böyle. Evet. Saygı. Ondan sonra sevgi, saygı. Üçüncüsü sabır. Birbirlerimize sabır göstermezsek, tahammül de değildir sabır aslında. Sabır severek o işi ne yapmak, öyle olması gerektiğini hoşlanmasak bile kızmadan, öfkelenmeden kabullenmek demek. Sabredeceğiz. Ayrı bir insan, ayrı bir kültür, ayrı bir şahsiyet. Her şey kendi istediğimiz gibi olmayacak tabii. Onlar da bize sabredecek. Onlar bizim kahrımızı çekecek, biz de onların bazı hoşlanmadığımız laflarını veya davranışlarını. Bunları da bir alışkanlık, bir zor bir şey değil. Bazen hoşlanmadığımız durumda olur, sabredeceğiz tabii. Sonra sadakat. Evet. Hem günahlardan uzaklaşmak, hem eşimize duyduğumuz saygıyı gözlerimizle de, gönüllerimizle de ispat etmek. Yani başka kadınlara bakmamak, onları ne yapmamak, bir eş gibi düşünmemek. Hanımlarımızı gereksiz yere kıskandırmamak. Hatta bazen Anadolu insanı ağır şakalar yapar. Bir daha evlenmek konusu vesaire. Çok severiz nedense ikinci evliliği. Hiç olmazsa dilimizle evleniriz. Evet. İyi de bu tür şakalar bile hanımlara aslında birer kurşun gibi koyar. Niye ağır gelir hanımlara? Aslında hanımlar kocalarını sevdikleri için. Onları başkasıyla paylaşmak istemedikleri için. İyi ya, bizi seviyorlar ve bizi başkasıyla paylaşmak istemiyorlar. Kötü bir şey mi bu? Öyleyse niye onları rahatsız edecek şekilde ağır şakalar yapalım? Bazen her şakada bir ciddiyet vardır diye gücümüz yettiği zaman da birisini daha getirmeye çalışalım. İşin caizliği bir tarafa, yani her caiz olan şey yapmak mı gerekir? Caizlik ayrı, din bir eşliliği tavsiye eder. Onu ifade eder. Hani şeriat yok, dört kadınla evlenmek demek. Hayır, öyle bir şey değil. Dörtle sınırlandırmış din. Ayrı. Ama bu şartlarla alakalı bir şeydir. Ve adaleti gerçekleştiremezseniz, zaten adaleti gerçekleştirmekten korkarsanız bir eşle idare edin der Kur'an. Bugün kolay kolay adaleti de gerçekleştirecek insanlar yok. Eskiler bir tecrübenin ürünü bir söz söylemişler. Kimin olursa düzeni, onun olmaz düzeni.
kimin olursa düzeni, onun olmaz düzeni. Du iki demek Farsça'da ve Kürtçe'de. Zen de kadın demek. Zenle zen. Kimin olursa du zeni, iki kadını, onun olmaz düzeni. Evinde nizam-ı düzeni olmaz onun demişler. Evet. Sadakat. Gözlerimizde haram izler barındırmamak demektir. Eşlerimizin üzerine bir başkasıyla gözümüzü, gönlümüzü, vicdanımızı kirletmemek demektir. Allah'ın helal kıldığı eşlerimiz bize yeter her yönüyle. Tabii bugün erkeklerin devamlı tahrik edildiği bir dünyada yaşıyoruz. O yönüyle de hanımların bu konularda kendilerine düşen görevleri yapmaları, yani erkekle kavga ederek değil, kendilerini daha cazip kılarak davranmaları gerekir. Yani bir erkeğin dışarıda başkasında arayacağı neler varsa onu hanımlar kendileri oluşturmalıdırlar. Evet, şu fitne dünyasında efendim o konuda yani kızarak efendim kıskançlıkla işleri çözmek yerine kendilerine iş düştüğünü bilmeliler. Evet. Birkaç arkadaşımız yurt şehir dışına çıkacaklar. Onlar çıkıyorlar. Kadının yüzüne peçe gerekir mi diye gençken ben bir hocama sormuştum. Yani kadının güzelliği yüzünde toplanmıştır, caiz midir, değil midir filan diye. Evladım dedi, peçe şarttır ama kadınların yüzüne değil, erkeklerin gözüne. Dolayısıyla peçeyi biz biraz takmamız lazım. Kendi gözlerimize. Evet. Göz kalbin aynasıdır. Evet. Tabii bu peçeyi dışarıya karşı takmalıyız, içeriye karşı değil. Beşinci şeyimiz de S ile başlayan özellik sorumluluk. Kadın da koca da kendi sorumluluklarını idrak edecekler. Kendi görevlerini yerine getirecekler. Erkek kadının nafakasından sorumludur. Yemesinden, içmesinden. Kadın çok zengin bile olsa, ailesinden bir sürü para getirse bile kocası besleyecektir onu. Zaten erkeğin, onurlu bir erkeğin hoşlanmadığı bir şeydir. Hanımının onu beslemesi, onun nafakasını hanımının temin etmesi. Her erkek kendi gücüne güvenir, Allah'ın rızık kapılarından birini arar ve eşini besleyecek bir imkan, fırsat bulur. Bulmazsa zaten evlenmeye hakkı yoktur. Evet. Kadın, tekrar edelim, zengin bile olsa o kendi özel parasıyla elbise almak zorunda değildir. Yeme içmeye para ayırmak zorunda değildir. Çocuklarına o paradan vermek zorunda değildir. Nafakalar adamın, erkeğin üzerindedir. Efendim, tabii İslami eğitime muhatap tutmak, karısının ve çocuklarının özellikle namaz kılmasından, karısının tesettüründen ve Müslümanca yaşamasından sorumluluk kocaya aittir. Yöneticilik ona verilmiştir. Dolayısıyla kırmadan, yarmadan
bağırıp çağırmadan güzel bir şekilde bu sorumluluğunu yerine getirir. Karılarımız bizim emanetlerimizdir. Allah'ın bize sunduğu, bize verilen emanetlerdir. O emanetlere ihanet münafık alameti olur ve hainlik olur. Bu konuda çokça hadis-i şerifler vardır. Eşlerimize ne yapmamak? Sert davranmamak, hakaret etmemek, efendim onları dövmemek konusunda. Birkaç tanesini okuyuvereyim. Evet. Kadınlara ancak kerim olanlar ikram eder. Yani değerli olanlar kadınlara değer verirler. Onlara kötülük edenlerse lehim, yani kötü insanlardır. İbn-i Mace, Ebu Davud ve Müslim rivayet etmiş bu hadisi. Yine koca hanımına asla çirkinsin dememeli. Yaptığıyla, yapacağı şeyler konusunda onunla istişare etmeli. İbn-i Mace'de ifade edilir. Hanımını asla dövmemeli. Buhari'de buyur kullanır. Bir mümin erkek bir mümin hanımına buğz etmesin. Çünkü onun bir huyunu beğenmezse başka bir huyunu beğenir. Sizin en hayırlınız kadınlarına karşı en hayırlı olanınızdır. Kadınlarınıza karşı hayırlı olmayı birbirinize tavsiye edin. Müslim ve Tirmizi'nin rivayeti. Kadınlarınız konusunda Allah'tan korkun. Çünkü siz onları Allah'tan emanet olarak aldınız. En güzel dünya nimeti, insanın sahip olabileceği nimetlerin en hayırlısı, zikreden dil, şükreden kalp ve insanın iman doğrultusunda Müslümanca yaşamasına yardımcı olan eşidir. Mümin Allah korkusundan ve ona itaatten sonra iyi bir kadından, hanımından yararlandığı kadar hiçbir şeyden yararlanmamıştır. Çünkü ona emretse sözünü dinler, yüzüne baksa kendisini sevindirir, üzerine onun hakkında yemin etse yemini doğru çıkar, başka tarafa gitse kendisinin bulunmadığı sırada namusunu ve malını hanımı korur. Evet. Şeklinde erkeklere tavsiyeler vardır. Hanımlarımızın ailedeki görevleri, demin dediğim gibi temel görevi, kocalarına karşı onların başka yerde gözü olmayacak şekilde hanımlıklarını yerine getirmektir. Temel görevleri budur. İkinci görevleri de çocuklarına bakmak, annelik yapmak, eğitmek, terbiye etmektir. Erkek yediğinden yedirir, giydiğinden giydirir. Efendim, ona karşı kibar ve hoşgörülü olur. Ama otorite hakkı tabii ki erkeğe aittir. Yine karşılıklı olarak namuslarına riayet ederler. Her sırlarını dışarıya vermezler. Evet. Tabii çocukların görevleri de isterseniz onları da kısaca sayıvereyim. Bir, babanın annenin çocuklarına karşı görevleri. İki, çocukların tabii anne babaya karşı görevleri olarak ikiye ayırırız. Çocukların anne babaya karşı görevleri, şirk ve haram olmayan hususlarda onlara itaat etmek. İtaat, demin dediğim gibi aslında ihsanla davranmak. Ama makul, meşru ölçüler içerisinde tabii ihsanla davranmanın gereği itaat de vardır parantez içinde. Ana babaya ihsanla davranmak daha önemli bir emirdir. Efendim eğer anne baba ihtiyarladı veya yardıma ihtiyaçsa onların ihtiyaçlarını karşılamak,
saygısızlık yapmamak, onların rızalarını almak, onlara öf bile dememek, kötü söz söylememek, öldüklerinde hayırla anmak ve dua etmek. Bunlar çocukların anne babaya karşı görevleri içerisindedir. Şeylerin ise, anne babanın çocuklarına karşı görevleri ise, efendim, güzel isim koymak, güzel terbiye etmek, anne babanın çocuklarına güzel terbiyeden daha büyük miras bırakamayacakları ifade edilir. Ahlaklı ve iyi bir Müslüman olarak onları yetiştirmek, imanı ve ibadet bilincini onlara vermeye çalışmak, çocuğa yine sevgi ve şefkatle muamele etmek, çocuklar arasında ayrım gözetmemek, oğlan çocuğunu çok sevmek gibi, bir çocuğu diğerinden üstün tutmak gibi, vakti geldiğinde çok geciktirmeden Müslüman biriyle evlendirmek. Bunlar anne babanın çocuklarına karşı görevleridir. Kur'an-ı Kerim bunların içerisinden namazla emretmeyi ehline ve onları ateşten, yakıtı insan ve taşlar olan ateşten koruyacak tedbirler almayı ne yapar? Emreder. Evet. Karı koca konusunda bazı tavsiyeleri aktarayım. Ondan sonra ahlaki konularda vaktimiz varsa biraz daha 20 dakikamız mı var? O zaman bu tavsiyeleri biraz daha geç zamana bırakayım. Diğer notlarımı şöyle bir değerlendireyim. Evet, bismillah. Aile hayatı bir ibadettir aslında. Evet. Dolayısıyla onu devamlı ibadete dönüştürmek gerekir. Bunun için de evleri mescide ve okula benzetmek icap eder. Koca aynı zamanda hoca olmalıdır evde. Çoğu evlerde, Müslümanların evlerinde kadın ayrı namaz kılar, erkek ayrı namaz kılar. Böyle bir şey çok yanlıştır. Yani koca imam olur, eşi de arkasında onun cemaati olur, iki kişilik bir cemaat. Sonra çocuklar olunca veya varsa onlar da katılır cemaate. Dolayısıyla karı koca bir cemaattir ve evlerimiz birer mescit olmalı. Cemaatle namaz kılmalıyız. Aynı zamanda evleri okul haline getirmemiz gerekir. Her gün veya iki günde bir Kur'an maali, tefsiri başta olmak üzere İslam inanç esasları, ahlak gibi, siyer gibi bazı konuları karı koca ve varsa çocuklar beraber ders yapmalıyız, mütalaa etmeliyiz. Ve aramızdaki makas açılmamalı, bizim kültürümüze hanımlarımız da katılmalı. Dolayısıyla günlük olaylar hakkında ortak yorumlar yapabilmeliyiz. Dinin esaslarını beraberce mütalaa edebilmeliyiz. Eşlerimiz evlerinde çocukken, gençken çok iyi bir eğitim almadılarsa onları eğitecek olanlar bizleriz, kocalardır. Hazreti Aişe'yi, Ümmü Seleme'yi o ilmi üst seviyeye yükselten sahabe erkeklere ders verecek, içtihat yapacak seviyeye ulaştıran tabii ki kocaları Peygamberimiz idi. Sadece hanımlarını değil, çocuklarını, torunlarını ve ümmeti yetiştirdi ve bunlara hep fırsat bulabildi. Dolayısıyla anneden daha iyi ana öğretmeni, ana okulu öğretmeni olmaz. Evden de daha iyi ana okulu bulunmaz. Hani anne sütünün yerine bir başkası geçemediği gibi başka bir gıda, annenin öğretmenliğinin yerine de başka bir öğretmen geçemez. Çünkü hiçbir öğretmen o çocuğu annesinin onu sevdiği kadar sevemez. Candan davranamaz.
anneler karşılıksız verirler. Babalar biraz karşılık beklerler. En azından şu şekilde. Ben de babayım. Yani niye karşılık bekleyeyim? Bana benzesin evlat. Benim dediklerimi yapsın. Çünkü ben onun iyiliği için diyorum. Yapmazsa biraz güceniriz. Kendimize benzemesini isteriz. Kendimizin yapamadığı şeyleri hatta çocuğumuz yapsın. Biz kendimiz yapmış gibi kabul ederiz. Ve bu yüzden de bazen idealist oluruz. Yani aşırı yükleniriz. Kendimize benzetmek için. Ama anneler öyle değildir. Anneler karşılıksız severler. Ne olursa olsun. Evet. Anne sevgisi daha bir başkadır. O yüzden anneler daha bir başkadır. Ama o anneleri eğitmek gerekiyor. Yani çocuklarımızı eğitmeleri için önce kendilerinin iyi eğitilmeleri gerekiyor. Yoksa hurafeler, bid'atler, yanlış şeyler öğretecekler çocuklarımıza. Onları da biz eğiteceğiz. Onlar da çocukları eğitecekler. Uydurma bir hadis rivayeti vardır. Eşlerinizle istişare edin. Onların dediklerinin, tavsiye ettiklerinin tam tersini yapın. Bir kadını horlamak ancak böyle olur. Yani alay eder gibi istişare edeceğiz ama tersini yapacağız. Evet. Evle ilgili, çocuklarımızla ilgili, efendim tabii ki hanımlarımızın görüşünü de alırız. Ama tam tersini yapmak değil, bazen onların dediklerini de yaparız. Bazen sık sık olur. Bazen de bazen olur. Tabii karar merceği biziz. Evet. Fakat evle ilgili söz gelimi alınacak bir eşya, bir perde alacaksın. Erkek olarak ne kadar biliriz perdenin nasıl olması gerektiği, perdeci değilsek. Evet, hanımlar bilir. Nice konularda öyle. Evet. Evlerimiz dediğimiz gibi eğitim yuvası olacak inşallah. Çalışan kadınların bu konuda ciddi bir ihmalleri, görevlerini aksatmaları ya da Süpermen gibi aşırı şekilde yorulmaları, kendilerine karşı zulmetmeleri söz konusudur. Yani kocan baksın işte, niye illa bir işte çalışacaksın, çocuklar ihmal olacak, evin işleri aksayacak, kadınsı özelliklerimiz yıpranacak. Evet, bunlara elbette hiç gerek yok. Türkiye'nin işsizliği, ne kadar işsiz sayısı var? 10 milyon? %11 hocam. %11. Şimdi %11 efendim. Yani 7-8 milyon. Bir günde işsizlerin problemi çözülür aslında. Karı koca çalışanların karılarına işten uzaklaştıracaksın. İşsizleri geçireceksin. Al sana bir günde çözüm. Öyle ekonomi bilmeye falan gerek yok. Doğru mu? Bir tarafta karı koca çalışıyor. Tabii kadın makyajına, elbisesine ayırıyor parayı. Ve pek de çalıştığı söylenmez. Yani dikiş dikiyor. Efendim, tüketmesi lazım çalışması için. Eyvallah. Tükenmesi lazım aslında, tükeniyor tüketmekten ziyade, tabii tüketiyor da. Şimdi dolayısıyla evinin hanımı olsun. Boştaki işsizleri de kadınlardan boşalan yere şey yapalım. İşsizlik biter mi bir günde? Biter. Fazlalık verir. Evet, fazla bile olur diyoruz.
Evet. Ne diyorduk? Ahlaki ilkelerden bahsediyorduk. Başkalarına güler yüzlü, kibar, saygılı davranıyoruz da en yakınlarımız olan eşlerimizden, çocuklarımızdan bunları niye mahrum kılıyoruz? Yani nasıl erkek eve gittiğinde eşinin kendisine güler yüzlü karşılamasını ister? Tabii bir hanım da kendisine ilgi gösterilmesini, yumuşak, tatlı, kibar olunmasını ister. Yani ters cevap vermek bizde erkeklik şanıdır gibi. İtiraz edeceksin, höp höp diyeceksin. Yani bununla mı erkeklik ortaya çıkar? E biz babalarımızdan böyle gördük. Hay görmez olsaydı. Ya babalarınız akılları hiçbir şeye çalışmayan, akletmeyen, hidayet üzere de olmayan insanlarsa. Evet. Babalarımızdan biz gördüğümüz şeyleri çocuklarımız bizden görmemeli. Biz babalarımızın elinde kitap görmedik. Annelerimize belki annelerimizin değerini bilmeyecekleri kadar sert davranışları gördük. Biz bunları yapmayacağız, yapmıyoruz inşallah. Biz kitaptan gördüklerimizi uygulayacağız. Evet. Karı koca geçim konusunda haramlardan sakınan Müslümana göre evlilik aşkın meyvesi değil, aşk evliliğin meyvesi olmalı. Evlilikte başarı yalnız aradığı kişiyi bulmakta değil, aynı zamanda aranan kişi olmaktadır. Aile zamanın gittikçe kuvvetlendireceği tek bağdır. Bir aileyi idare etmek, bir devleti idare etmekten hiç de kolay değildir. Evlilik huzur bulmak içindir, didişmek için değil. Biraz çaba göstererek iyi geçinmek varken huysuzluk etmek tabii ki akıl kârı değildir. Evlilerin en çok yapmaları gereken şey, İyi niyetle iletişimdir, konuşmaktır. Sevgi ve saygı karşılıklıdır. İyilikle halledilebilecek bir şeyde zora başvurmak yanlıştır, zulümdür. Akıllı insan evliliğini cennet edecek bir biçimde davranmaya çalışır ve evliliğini cehenneme dönüştürecek davranışlardan uzak durur. Evi, aileyi ben öyle tanımlamıştım aile adlı kitapta. Kral ve kraliçeler olup prens ve prensesler yetiştirecek saraylara benzemeli evlerimiz diye. Evet. Akıllı insan evliliğini cennet edecek bir şekilde davranmaya çalışır. Cehenneme dönüştürecek davranışlardan uzak durur. Sayılmak istiyorsanız saymayı öğrenmeniz gerekecektir. Sevilmek istiyorsanız sevmeyi öğrenmeniz. Hep karşımdaki değişsin diye düşünmek yanlıştır. Güzele doğru karşılıklı değişmek icap eder. Biz herkese iyilik ediyoruz. Önce kendi ailemize bunları yapalım. Nasıl ki biz kusursuz olamıyorsak, karşımızdakinin de kusursuz olamayacağını peşinen bilmeli ve kabullenmeliyiz. Dünya cennet değildir. Elbette problemler olacaktır. Mutlu olmak için önce sabırlı olmak gerek. Evlilikte ana kural karşılıklı olarak kişi onuruna saygı gösterilmesinin gerekliliğidir. Bir babanın çocuklara yapabileceği en büyük iyilik onların annesini sevmektir. En büyük kötülük de çocukların yanında annesine hakaret etmek, dövmeye kalkmaktır. İnsanı insana sevdiren tatlı dil, güler yüz ve güzel davranışlardır. Huzursuz bir aile en çok çocukları yıpratır. Eşini üzen, ezen, hırpalayan insan onu mutsuz ettiği zaman kendisi mutlu olamaz. Bunu unutmamalı. Kendisi mutlu olmak istiyorsa eşini mutlu etmeye çalışmalı eşlerden biri. Saygı ve sevginin olmadığı bir yuva kime ne verebilir ki? Dozunu aşmayan kıskançlık güzeldir ve sevgi ifadesidir ama bazen hastalık düzeyinde kıskançlıklar vardır. Özellikle hanımlar böyle suizanla ve
hastalık derecesinde aman şöyle yaptın, böyle ettin filan diyerek acayip kıskançlıklarla yuvalarının huzurunu bozarlar. Kocalarının başlarının etlerini yerler. Caz çalmak kalır kocaların kafalarında. Aşırı kıskançlık ve diktatörlük evlilikte mutluluğu engeller. Eşler hata karşıdadır peşin hükmü yerine. Acaba benim hatam nedir diye düşünebilselerdi problemlerin halli çok daha kolay olurdu. Hayatımızın bir yönünü İslam'a göre, bir yönünü nefsimize göre yaşamak yanlıştır. Aile hayatında her Müslüman erkek Resulullah'ı, her Müslüman kadın da onun değerli hanımlarını örnek almalıdır. Huzurlu bir yuvada yaşamak ancak karşılıklı fedakarlık ile mümkündür. Evlilik İslam'a hizmete engel değil ve olmamalıdır da. Evlilik geçici duygular ve imkanlar üzerine değil, iman ve ahlak güzelliği üzerine kurulmalıdır. Eşinizin ve çocuklarınızın sevgisini kaybetmek istemiyorsanız, onlara asla kötü söz söylemeyin, hakaret etmeyin. Eşinize ve çocuklarınıza iltifat etmek, onları mutlu etmenin bir yoludur. İyilik eden hem dünyada ve hem ahirette karlı çıkar. Eşler birbirlerine olan saygılarını kaybetmemeye dikkat etmeli. Saygının bittiği ailede çok şeyler bitmiş demektir. Evet. Sözlerimi biraz özetleyerek bu şekilde ailedeki ahlaki unsurlara dikkat çekmeye çalıştım. Biz evimizde ahlaklı olursak toplumda daha çok ahlaklı oluruz. Toplumda insanları kandırmak için ahlaklı gözüken nice insanların ahlaksız olup olmadığı evlerindeki yaşayışlarına, eşlerine ve çocuklarına davranışlarına bağlıdır. Rabbimizi eşlerimize karşı görevlerimizi ihmal etmeyen, evlerimizi güzel huzur yuvası, mutluluk da haline getiren, imtihanlarımızı kazanan, aile hayatında Allah'ın indirdiği hükümlerle Müslümanca birbirimize davranan, evimizde İslam'ı hakim kılmaya çalışan, şuurlu müminlerden, şuurlu aile bireylerinden eylesin inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.